O zamanlar Yusuf'un kiminle konuştuğunu, neler söylediğini bilmiyordum. Şimdi de bilmiyorum. Sahi, sen kimsin ki Yuzarsif sana aşikâne sitayişlerde bulunuyor? Amon'a mı benziyorsun? Benzediğini sanmıyorum. Amon için hiç mi hiç ağlamadım, diğerleri için de. Ancak defalarca Yusuf'un senin için ağladığına tanık oldum, defalarca. Yusuf için çok gözyaşı döktüm. Ama senin için hayır. Mısır halkının büyük bir kısmı Yusuf'u bir tanrı gibi seviyor. Sen kimsin de Mısırlıların sevgilisi sadece senin önünde eğiliyor? Züleyha gibi birçok kişi ondan ayrı düştüğü için ağladı. Ama Yusuf senden uzak düştüğü için ağlıyor. Güzel bir tanrı olmalısın. Evet. Öyle olmasaydı Yusuf seni hiçbir zaman övmez, senin için ağlamazdı. Ne mutlu Yusuf'a ki senin gibi bir tanrısı var. Ne mutlu sana ki senin de Yusuf gibi bir kulun var. Tep soylularından birinin hanımı eşini aldatmış. Yalnızca ona aşık olduğunu duydum. İnanmayın efendim. Aşk mukaddestir. Aşık da ihanet etmez. Gönül işi bu. Akıl ve mantık tanımaz ki. Aşık pak ve mukaddes gönül haremine kirli duyguları almaz. Hevese aşk demek doğru değildir. Sen bugüne kadar hiç aşık oldun mu? Evet. Kime? Sen çok ama çok güzel olmalısın. Zira sen varken Yusuf güzel yüzlülerin hiçbirine ilgi göstermedi. Bilmiyorum. Yusuf'a sana kulluk ederek sırlarını seninle paylaşma izni verdiğin gibi başkalarına da veriyor musun? Herkes Yusuf gibi tertemiz bir yaratılışa sahipti. Yüzü kara olanları da huzuruna kabul ediyor musun? Şikayetlerini dinliyor musun? Yusuf herkese merhamet gösterirdi. Peki ya sen? Kimsin, nesin bilmiyorum.
Ama Yusuf'un tanrısının biricik ve eşsiz olması gerektiğini biliyorum. Yusuf sana taptığına göre o zaman sen en iyi ve en güzel olmalısın. Ben de ağladım. Yusuf'un Rabbi için. Ben de senin için ağladım. Ha ha ha.